5 dakikada gündemden merhaba. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün kaleme aldığınız köşe yazınızda bu hafta içinde yaşanan 4 önemli olayı aslında değerlendirdiniz. ABD özel savaşa hazırlanıyor başlıklı yazınızdı ve burada başlıkta da belirtildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin özel bir savaşa hazırlandığını belirttiniz. Şimdi neler yaşanıyor? ABD'nin ne gibi hazırlıkları var? Bunların detaylarını sizden rica edeceğiz. Dinleyicilerimiz için çok kısaca özetleyeyim. Birincisi, Pentagon'un 60 bin kişilik gizli bir ordu kurduğu ortaya çıktı. Bunu kim ortaya çıkardı? Amerika'nın önemli dergilerinden Newsweek dergisi 2 yıldır bu konu üzerinde bir çalışma yapıyordu ve 2 yıllık bu çalışmasını bir raporla neticelendirip geçen hafta yayınladı. Newsweek'in kendi haberi olarak da 60 bin kişilik bir Pentagon gizli ordusunun ortaya çıktığı bir haberdi bu. Detayları çok ayrıntılı, yani 130 özel şirketin bulunduğu, bunların işte sahte pasaport oluşturmaktan sahte belge oluşturmaya, Orta Doğu'dan Afrika'nın en ücra köşelerine kadar oralara dinleme, gözetleme için cihaz, ekipman ürettiğine dair bir sürü ayrıntılı veri var. Newsweek'in haberinden dileyen dinleyicilerimiz ayrıntılı öğrenebilirler. Şimdi ikincisi, Amerika'nın Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un bir mühendisler birliği var. Bunların bir belgesi ortaya çıktı, Amerikan medyasına yansıdı. Orada bu bir talep metni belgesi. Amerika'nın 240 milyon dolarlık bir harcama planının detaylarının olduğu bir belge bu. Ve bu belgenin özelliği şu: biz buradan anlıyoruz ki Amerika başta Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi Orta Asya ülkeleri olmak üzere yaklaşık 20 ülkede 240 milyon dolar karşılığında 5 yıllık müteahhitlerle anlaşılarak özel askeri üsler, tesisler yapma planlaması başlatmış durumda. İkinci bir gelişme buydu. Şimdi üçüncü bir gelişme şu: geçen hafta NATO askeri komite toplantısı vardı. Genelkurmay başkanlarının, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı. Oraya Ukrayna ve Gürcistan genelkurmay başkanları da davet edildi ve çok açık bir şekilde her iki Genelkurmay Başkanı'na NATO'nun kendilerini tam olarak destekleyeceği sözü verildi. Bu önemliydi. Dördüncü gelişme de şuydu: Amerikan donanmasının bir özel harekat kuvveti vardır. Çok ünlüdür dünyaca. Onun Navy SEAL ana taktik birimidir. Şimdi bunların Amerikan askeri doktrini içerisindeki rolleri konusunda bir stratejik değişiklik yapıldığı yine Amerikan medyasından öğreniyoruz. Buna göre Rusya ve Çin'e karşı savaş hazırlıklarını kapsamında bir değişiklik yapıldığını öğreniyoruz. İlginçtir. Bu ayın başında da yine Amerikan medyasına yansıyan bir haberde NATO özel kuvvetlerinin iki tatbikat düzenlediği, bu tatbikatta Kırım'a sabotajın ele alındığı, Rusya ile olası bir çatışmada hangi manevraların çalışılacağı vesaire gibi senaryolar üzerinde durulmuştu. Şimdi bu dört gelişme Amerika'nın bir özel savaş hazırlığı olduğuna işaret ediyor. Bu tabii şundan, yani Amerika eskisi gibi böyle istediği ülkeyi işgal edecek bir güçte değil. Amerika'nın o meşhur 2,5 savaş konsepti, yani iki ülkede ayrı ayrı savaş yapma kapasitesine sahip halini zaten geçtiğimiz yıllarda terk etmiş ve bunu 1,5 savaş konseptine geriletmişti. Şimdi aslında bu olgular, bu sıraladığım dört olgu 1,5 savaş konseptine sahip olsalar bile bir büyük savaş çıkarma noktasından uzak olduklarını, bu boşluğu özel savaşlarla doldurmaya çalışacaklarını gösteriyor. Pratikte tabii neler olacak? Bu haberlerin ayrıntılarından hareketle çıkaracağımız değerlendirmeler şöyle olabilir. Birincisi, Amerika'nın Çin ve Rusya'yı rahatsız edecek sabotajlar önümüzdeki dönemde düzenleyebileceği durum var. İkincisi, işte Almanya gibi, Türkiye gibi Amerika'nın hem Rusya ile hem Çin'le işbirliğinden rahatsız olduğu geleneksel müttefikleri var. Bu müttefiklerine caydırma operasyonları düzenleyebileceğini biliyoruz. Üçüncüsü, ki oluyor bu zaten, Venezuela başta olmak üzere rejimini değiştirmek istediği pek çok ülkede darbe girişimlerine devam edecek Amerika. Son olarak Venezuela'da bir darbe girişiminde tekrar
yakalanmışlardı. Amerikan askerleri, özel harekatçılarının dahil olduğu bir darbe girişimi böylece bastırılmıştı. Bu özel savaş hazırlığı kapsamında dördüncüsü, işte geçen yıl Kasım Süleymani suikasti benzeri, Amerika'nın yine hedef gördüğü isimleri, bunlar sadece askeri isimler değil, siyasi ya da işte ekonomik faaliyette bulunan isimler de olabilir. Bunlara yönelik suikastlerin olabileceği bir durum var. Ve beşincisi de şu, bu gizli ordunun, Pentagon'a bağlı 60 bin kişilik gizli ordunun bir birimi var. Siber ordusu deniliyor. Bu siber ordusunun önümüzdeki dönemde casusluk faaliyeti yapabileceği, sabotajlar yapabileceği, hedef aldığı ülkelerin ekonomisini sıkıntıya sokacak bir takım dijital operasyonlar, santralleri kilitleme, barajları kilitleme gibi bir dizi eylemlere yönelebilme ihtimalleri var. Bunlar Amerikan gizli ordusunun, 60 bin kişilik gizli ordusunu neden beslediğini, büyüttüğünü anlamamızı sağlayacak olası eylem biçimleridir. Fakat tabii buradan bir endişe olsun diye bunları söylemiyorum. Tam tersine Amerikan hegemonyasının zayıfladığı ve bir büyük savaş yapamayacağı için bu tip özel savaşlara mecbur kaldığı, yani bir gerileme durumu olduğunu altını özellikle çizmek isterim. Peki özellikle demin de bahsettiğiniz yazınızda da vardı. Çin ve Rusya'yı rahatsız edebilecek davranışlarda bulunabileceği belirtiliyor. Bazı örnekler de verdiniz ama örneğin bu iki ülkedeki bu hareketlerden biri, bu iki ülkedeki etnik gruplarla ilgili bazı atılabilecek adımlar da olabilir mi? Kuşkusuz olabilir. Zaten Amerika'nın pek çok resmi belgesinde de hem Çin'de Sincan Uygur meselesi, hem Tibet meselesi, Tayvan meselesi gibi meseleler, Hong Kong meselesi gibi meseleler üzerinden Çin'i sıkıştırmayı hedef aldığı zaten resmi belgelere girmiş durumda. Amerika buradan hareketle takım eylemlerde, sabotajlarda vesaire bulunabilir. Kaldı ki işte Türkistan İslam Partisi, yani Sincan'daki ayrılıkçılığı savunan Türkistan İslam Partisi'nin hem Amerika'nın kontrolü, bilgisi, onayı halinde Suriye'de terör estirdiğini zaten biliyoruz. Buna benzer faaliyetler devam edebilir. Keza yine Rusya'yı hedef alacak bir takım, özellikle Kafkas bölgesinde önemli hadiseler olabilir. İlginçtir, geçen haftanın bir diğer önemli gelişmesiydi. Amerika'nın bir önceki ulusal güvenlik danışmanı John Bolton bir çağrı yaptı Amerikan yeni yönetimine ve Rusya'nın Abazya ve Osetya'dan çıkarılmasına çalışılması gerektiğini söyledi. Bunlar tesadüfen söylenmiş laflar değil, aslında bir planlı yönelişe dair ipuçları çıkarmamıza vesile olabilecek önemli açıklamalardı. Yani Rusya'yı da hem Kırım, Ukrayna, Baltık bölgesinden, hem Karadeniz'den ama hem de Kafkasya'dan sıkıştırmak üzere bir takım özel operasyonlar Amerika önümüzdeki dönemde kuşkusuz yapabilir. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ediyorum. Bugün 5 dakikada gündemin konuğu gazeteci Mehmet Ali Güller'di. Kendi bugün kaleme aldığı köşe yazısı üzerinden, ABD özel savaşa hazırlanıyor başlıklı köşe yazısı üzerinden son bir haftada yaşanan gelişmeleri ve ABD'nin çizmeyi planladığı yol haritası ile ilgili bizleri bilgilendirdi. Bir sonraki 5 dakikada gündemde görüşmek üzere.